Bir varmış, bir yokmuş. Allah'ın kulu çokmuş. Bu kullardan birisi de bizim Keloğlan'mış. Annesinin hiç tuzumuz yok hiç diye tuz almaya gönderdiği Keloğlan, yolda karşılaştığı Ali ile başına türlü türlü şeyler gelince, ne edip edip annesinin cümlesini düşündüğünde aklına gelen tek kelime hiç olduğu için, ben anneme hiç alacaktım diye girmişler bir bakkal dükkanına Ali ile. Ama o bakkal dükkanından nasıl çıktıklarını bir Allah bilirmiş, bir Keloğlan, bir de Ali. O korkuyla tutmuşlar dağın yolunu, oradan da köyün yolunu. O yol senindi, bu yol benimdi giderken varmışlar bir hana. Hanın duvarı yok, kubbesi var. Kurnası yok, suyu var. Keloğlan'ın da türlü türlü huyu var. Düşe kalka varmışlar köye. Oradan da Keloğlan'ın evine. Dönü ana açmış kapıyı çocuklara, almış onları içeri. Bir süre sonra sitem etmiş oğluna, neden böyle boş gezersin diye. Ama ana yüreği dayanamamış, yine sevgiyle kucaklamış. Keloğlan da ver ana öpeyim elini deyip anasına tekrar özür dilemiş. Ben çalışacağım demiş, merak etme demiş. Ali'ye de bakmış, demiş ki Ali demiş, ya sabah kalkalım, bizim kümesten bir tavuk alalım, gidelim onu satalım. Sonra onun parasıyla başka bir şey alıp böylece bir iş tutalım demiş. Bunu duyan döne ana da çok mutlu olmuş. Oğlum ne güzel şeyler söyledin sen demiş. Bak gençsiniz, insan genç ne yaparsa gençliğinde yapar demiş. Şimdi kazanırsanız yaşlılığınızda rahat edersiniz demiş. Gençliğinde çalışmayan yaşlılığında hava alır demiş. Hadi bakalım demiş. Yatmışlar, uyumuşlar. Ertesi sabah kalkmışlar. Tıpkı dedikleri gibi Keloğlan'la Ali almışlar bir tavuğu, düşmüşler pazarın yoluna. Gitmişler, başlamışlar, kurmuşlar. Diğer satıcılar gibi onlar da tavuklarını satmak istemişler. Ama bir süre sonra bakmışlar ne gelen var ne giden. Kimsenin, Ali Keloğlan demiş ki kimsenin herhalde demiş ne tavuğa ihtiyacı var ne yumurtaya demiş. Başlamış kel kafasını kaşımaya Keloğlan. Sonra vermiş elini kulağına, kaldırmış kafasını. Tavuk satarım, tavuk, yumurta değil altın yumurtlar diye bağırmaya. Bir süre sonra tabii bunu duyanlar toplanmışlar. Sonra üzerindekilerinden halinin vaktinde yerinde olduğu anlaşılan bir adam yaklaşmış. Demiş ki ben tüccarım. Biraz önce herhalde doğru duydum. Siz bu tavuğun altın yumurtladığını söylüyorsunuz demiş. Keloğlan evet demiş. Onlar konuşa dursunlar. Ali de yaklaşmış tüccara doğru. Demiş ki denemesi bedava demiş. Denemesi bedava deyince de tüccar daha da bir heveslenmiş. Tavuğun sağına soluna bakarken, o tavukla ilgilenirken Keloğlan şöyle Ali'yi kenara doğru çekmiş. Ali demiş sen denemesi bedava dedin. Ne dedin? Yani ben bir şekilde konuşup anlaşacaktık demiş. Ali demiş ki Keloğlan merak etme demiş. Bizim evimiz yandı bitti demiş. Herkes bir yere dağıldı demiş. Anam da bana kötü günümde lazım olur diye bir minik altın vermişti demiş. Ben de onu tavuğun kanadının altına koyuverdim demiş. Keloğlan çok mutlu olmuş. Ya ne güzel yapmışsın Ali demiş. Sonra tüccar tavuğun elini almış bakarken tavuktan pıt tezgaha altın düşmüş. Tüccarın gözleri fal taşı gibi açılmış. Çocuklar kaç paradı bu tavuk demiş. Keloğlan da 100 kuruş demiş. Aldım gitti demiş. Daha hiç pazarlık yapmamış. Bu çocuklar vazgeçer diye, başkaları alır diye hemen vermiş 100 kuruşu. Almış tavuğu, koyulmuş yola. Parayı alan Keloğlan'la Ali de doğruca evin yolunu tutmuşlar. Giderlerken bir süre dinlenelim demiş, yorulduk demiş. Sonra bir ağacın dibinde durmuşlar, oturmuşlar dinlenirken. Bakmış Keloğlan Ali'ye doğru. Ali bir suskun suskun oturuyor demiş. Ali demiş harmanını yel mi aldı, sevdiceğini el mi aldı? Ne kumrular gibi düşünürsün demiş. Ali demiş ki yani hiçbirisi de olmadı ama demiş
Şimdi sattık bunu, bir de bunun hesap günü var demiş. Ya tüccar fark eder de gelirse ne yaparız biz demiş. Keloğlan evet demiş, doğru söylüyorsun Ali demiş, ama demiş bunun da bir yolunu buluruz demiş. Ne demiştik? Keloğlan'ın türlü türlü huyu var. Keloğlan Ali'ye hadi gidelim pazara. Benim aklıma bir şey geldi demiş. Tutmuş Ali'yi kolundan, koşmuşlar doğruca tekrar pazara. Girmişler bir avcı dükkanına. Avcıbaşı, avcıbaşı demiş Keloğlan. Şöyle canlı akça pakça iki tane tavşan istiyorum ben demiş. Birbirinin aynısı olsun demiş. Var mı demiş. Avcıbaşı var hele demiş. Almışlar, vermişler parayı. Paraları da var ya. Çıkmışlar yola doğru giderken Ali meraklı meraklı acaba bu Keloğlan ne yapacak diye düşünmüş. Sormuş. Dur hele demiş Keloğlan. Şimdi Ali beni iyi dinle. Bu tavşanlardan birisini al. Alıyorsun sen. Doğruca bizim eve git. Anama de ki bizim ahırdan koyunlardan birisini kessin. Şöyle etiyle güzelce yemek pişirsin. Kalanını da duvara assın demiş. Türlü türlü yemekler yapsın demiş. Benim dediğimi yap demiş. Peki demiş Ali. Keloğlan'ın bir bildiği var hele demiş. Doğruca evin yolunu tutmuş Ali. Keloğlan'dan onların evine giden yolun kenarında bir tarlanın kenarına oturmuş. Keloğlan olacakları biliyormuş. Bir süre sonra tüccar belirivermiş Ali'nin önünde. Ama nasıl hiddetli, nasıl kızıyor? Demiş ki, ya demiş, Keloğlan demiş, bu tavuk ne altın yumurtluyor ne bir şey. Yemini verdim, suyunu verdim. Yumurtla tavuğum, yumurtla dedim. Yok, ses yok. Amca demiş hele hiddetlenme kızma demiş bir dinlen demiş sen acıkmıştırsın akşam oldu bak demiş ben de acıktım demiş biz herhalde sana yanlış tavuğu vermişizdir demiş gidelim eve hallederiz demiş olmaz demiş kızmış köpürmüş ya gidelim amca demiş şimdi bak şimdi ben demiş şimdi tavşanım var demiş ona söyleyeyim eve gitsin anneme söylesin demiş almış tavşanı elinde arkasından kaldırmış bir kulağını. Demiş ki tavşana, tavşan tavşan demiş. Şimdi doğruca eve git demiş. Anama de ki bizim ahırdan bir koyun kessin. Güzelce türlü türlü yemekler yapsın. Kalan eti de duvara assın demiş. Misafirimiz geliyor söyle anama demiş. Tavşanı yere bırakmış. Yere bırakılan, özgür kalan tavşan da durur mu? Hoplaya hoplaya tepeden aşmış, gözden kaybolmuş. Ama bunu gören tüccar bayağı bir heyecanlanmış. Ya Keloğlan sen biraz önce tavşana bir sürü şeyler yapmasını söyledin. Annene haber gönderdin. Şimdi bu tavşan gerçekten size kadar gidecek mi demiş. Senin dediklerini anana diyecek mi demiş. Keloğlan bakmış tüccar onun planının içine düşmüş. Kurduğu planın içine. Hele evet demiş. Hele biz gidelim demiş. Görürüz demiş. Bunlar tutmuşlar evin yolunu. Varmışlar eve. Çalmışlar kapıyı. Ali açmış. Buyur etmiş içeri. Biraz korkmuş tüccarı görünce ama Keloğlan şöyle bir göz etmiş Ali'ye. Ali de herhalde Keloğlan bir şey planladı diye düşünüp anası da onları oturtmuş yemeğe. Tüccar içeri girince bakmış türlü türlü yemekler yapılmış gerçekten de. Etin bir kısmı da duvara asılmış. Demiş ki Keloğlan'a Keloğlan senin bu tavşan gerçekten dediklerini yapmış herhalde demiş. Nerede bu senin tavşan? Hele bir göreyim demiş. Ali de anlamış bütün olanları. Keloğlan tekrar göz etmiş Ali'ye. Ali demiş şu bizim tavşanı getir hele demiş. Görsün tüccarımız demiş. Yedikten içtikten sonra bizim tüccar demiş ki Keloğlan'a ya Keloğlan demiş ben gel demiş şu senin tavuğunu da verdiğin parayı da 100 kuruşu da unutayım demiş. Şu senin tavşanı bana sat demiş. Keloğlan bir süre naz etmiş, niyaz etmiş ama fazla naz aşık usandırır. Belki vazgeçer diye o da demiş ki 200 paraya veririm demiş. Benim tavşanım çok kıymetlidir bak demiş. Sen de gördün demiş. Bu arada Ali olanları kaygıyla izliyormuş. Sonra vermiş 200 kuruşa tavşanı da tüccara. Tüccar arkasına bakmadan doğruca çıkmış. Teşekkür etmiş dönağınaya.
Gitmiş. Baş başa kalan Ali ile Keloğlan yine başlamışlar kara kara düşünmeye. Ali yine kaygılanmış, demiş ki ya Keloğlan demiş, bak bir de iki oldu demiş, yalanla kurulmuş pazarlığın ömrü kısadır demiş. Şimdi sevineyim mi, üzüleyim mi bilemedim demiş. Ne yapacağız demiş, bu tekrar bizim foyamız meydana çıkarsa ne yaparız demiş. Onun da bir yolunu buluruz demiş. Yatmışlar, uyumuşlar. Ertesi sabah kalktıklarında Keloğlan Ali'nin yatağına bakmış. Yatak bomboş. Demiş ki herhalde Ali çok korktu. Beni terk eyledi gitti demiş. Yüzünü yıkarken kapı yıkılacak gibi çalıyormuş. Ama Keloğlan kimin geldiğini de çok iyi biliyormuş. Varmış gitmiş, oldu olacak açmış kapıyı. Bizim tüccar eskisinden de hiddetli, öfkeli Keloğlan'ın yakasına yapışmış. Bak bir de iki oldu Keloğlan. Ettiğin oyunlar artık son bulacak demiş. Şimdi seni bu çuvalın içine koyacağım demiş. Elindeki çuvalı göstermiş. Doğruca dereye götüreceğim. Islatıp ıslatıp döveceğim demiş. Keloğlan ne etse de ne eylese de başaramamış tüccarı ikna etmeyi. Tüccar da dediğini yapmış. Koymuş çuvala Keloğlan'ı, vurmuş sırtına, tutmuş derenin yolunu. Yine üç elmayı düşürmüyoruz gökten. Çünkü bu masal burada bitmedi. Devamını dinlemek için tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Öğretmenler ses olacak, Anadolu masal.